İki yalancı yüzünden ben Fenerbahçe kulübünden etmediğim küfür yüzünden kovuldum. Keşke beni Aziz Yıldırım'ın adamı diye kovsaydı. Olmazsa olmazım Atatürk'tür, olmazsa olmazım Aziz Yıldırım'dır. Ah, toprak sahalar deyince içim karıyor. Şimdiki sahaları gördüğüm zaman nasıl bu sahalarda top oynamıyorlar diye isyan edesim geliyor. Bir de takım kötü gittiği zaman taraftar basıyor. Çok yakın. Tabii canım, şöyle Luna Park'ın oradan giriyorlardı, dövmeye geliyorlardı sopalarla, odunlarla. Bir transferde 5 tane daire aldı, son model cibe biniyor. Helal hoş olsun, binsinler ama o formanın hakkını versinler. Hocam soyunma odasında Metin Aşık çantayı açar, primleri verirdi. O takım şampiyon olmayacaktı, hangi takım olacak? Maçtan önce primi soramazdık biz. Ya zaten o 1 lira verecekse 1000 lira verirdi, öyle bir adamdı. Nur içinde yazdı. Fatih abinin bende yemeği çoktur. Bir telefonla 7500 biletimi sattı. Kime sattı biliyor musunuz? Kime? Mustafa Koç'a. O paralarla oğlumu kızımı okuttu. Allah bin kere razı olsun. Sevgili seyirciler, Atakan Kurt ile Futbol Anıları programı kaldığı yerden devam ediyor. Çok özel konuklarımız oluyor ama bu haftaki konuğumuz gerçekten özelin de özeli. Fenerbahçe'nin gerçek efsanelerinden Müjdat Yetkiner'le birlikteyiz. 767 maça çıktı Fenerbahçe formasıyla ki Fenerbahçe'de en çok forma giyen isim Müjdat Yetkiner. 525'i lig maçı, toplam 767 maç. 16 sene oynadı Fenerbahçe'de. 19 kupa kazandı ve jübilesine helikopterle indi Selim Soydan'la birlikte ve jübile maçına bu şekilde çıktı. Bizim çocukluğumuza da Müjdat Hoca'yı çok keyifle ve beğenerek izlerdik, takip ederdik. Ve seneler sonra Müjdat Hoca da sağ olsun beni kırmadı ve röportaja geldi. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın hocam? Gayet iyi. Ya sıkıntılar yaşadım ama bir ay evvelinden düştüm, kolumu kırdım. Geçmiş olsun tarak hocam. Tarak kemiğimi kırdım. Seni bu yüzden hep salladım ama artık sağ ol hocam. Sözün bittiği yer. Hayırlısıyla şu programını yapıp sen de benden kurtulacaksın. Estağfurullah, ben de senden. Estağfurullah hocam, estağfurullah. Evet, yani şeref verdin, onur verdin hocam. Aynen, o onur, şeref bize aittir. Sağ ol hocam, ayağına sağlık. Hocam, Lefter 615 maç yaptı Fenerbahçe efsanesi. Sen 767 maçla Fenerbahçe'de en çok forma giyen ve 16 sene o formayı terleten ve 19 kupa kazanan gerçek bir efsanesin hocam. Nasıl başladı bu serüven? Nasıl başladın futbolu hocam? Ve Fenerbahçe ile yolun nasıl kesişti? Ve 16 sene 767 maç nasıl forma giydin? Şimdi olaya şöyle, 767 aslında daha fazla olmalıydı. Bir kavga ettim, 8 ay ceza aldım, bir sene bedava oynatıldım Samsun maçında. Kimle kavga ettin hocam? Samsun'la oyuncularla kavga ettik, ceza aldık. Ceza 8 sporcu ceza aldık. Aziz Yılmaz beni bir sene bedava oynattı. Kimler vardı hocam kavga ederken yanında? Yani Hasanlar, Tutkucu, Küçük Şenollar, Zaferler, yok Küçük Şenol yoktu, yanlış söyledim. Abdülkerimler, Zafer Tüzün, Solbek Sedat rahmetli, Hasan, Zafer Tüzün demin de söyledik. Yani bir 7 kişi büyük ceza aldık. Büyük ceza alırız. Onun dışında bir Tahsin Kaya'yla bir kavgamız oldu. Bir ters bir cümle kullandım. 8 ay kaldım. Eğer Vesem Lemuş gelmeseydi affedilmiyordum. Bunları da koysaydık, yani bir sene daha oynadığımı koysaydık, 767 değil de 867 Müjdat'tan konuşacaktınız. Ama kiralık olarak kabul edilmesin, ben bir Lefter değilim, bir Can Bartu değilim. Ben bir görev adamıydım. Forması için çalışan, affedersiniz belki argo bir kelime, köpek gibi koşan, çalışan, her mevkide oynayabilen bir oyuncuydum. Öz itibariyle Beşiktaş'tan anlaşmıştım. Doğma büyüme Beşiktaş'ın çocuğuydu. Ama rahmetli Nur içinde yatsın, Hüsnü abi akşam yemeğinde Kılınç abinin evi mi diyerek zilimizi çaldı. Hüsnü Çil, Nur içinde yatsın. Babamla konuştu, çorba içti bizden. Ertesi gün Fenerli Müjdat oldum ben. Fenerli Müjdat. Peki Beşiktaş semtinin çocuğuydun hocam. Evet. Beşiktaş takımını tutardın. Hocam yok, Beşiktaşlı değildim, Fenerliydim ama şunu dipnot olarak ifade ettim. Kaşar ekmek, meysu, ayran, tat satarak büyüdüm. Yani şu İnönü Stadı'nın halini düşünün. Orada Nubar abinin yeri vardı. Sepetin içinde kaşar ekmek, meysu, ayran, tat satardım. Haçlığımı çıkarırdım. Rahmetli babam döverdi beni, sen benden fazla nasıl para kazanırsın diye. Ve haftanın iki günü de, üç günü de Beşiktaş'ın fulya sahasına giderdim.
Yusuf abinin çantasını taşırdım. Çantası Yusuf abi bizim tabii Maçka'da otururdu. Yusuf Tunaoğlu. Yusuf Tunaoğlu çok iyi futbolcu, çok da yakışıklı bir abimizdi. Ona Çamlıca gazozu alırdım. 2,5 lira verirdi. 2 tane Çamlıca gazozu alırdım. Paranın üstünü bana verirdi. 150 kuruş. O 150 kuruştan hayatım geçerdi. Bir hafta bitiremezdim 150 kuruşu. Vay ne güzel hikayeler ve hocam ya. Ve Sabri abinin arkasında top toplardım. Onların topu denize kaçtığı zaman Şeref Sarı'nda kar, yağmur, çamur demeden dalar topu getirirdim. Yani ya ben böyle bir mahallenin, böyle bizim Beşiktaş'ın en haşarı, en yaramaz çocuklarından biriydim. Çok da dayak yedim babamdan, rahmetliden. Ela Hoca sığmıyordum. Yani... Top oynarken de sığmıyordun hocam. Aynen. Yani karakterimizde hiçbir değişiklik olmadı. Yani düzgün bir adamdım. Bana göre düzgün, namuslu bir adamım. Çalmadım, çırpmadım hiçbir zaman. Çoluğumu, çocuğumu eksik bir parayla büyütmedim. Hep helal parayla büyüttüm. Kocaman çocukları var şimdi. Artık baba da değilim, bir dedeyim. Ve bir kültürün içinde büyüdüm. Süleyman abinin sokağında büyüdüm ben. Yani yanımızda Ömer Gülen otururdu. Öbür yanımızda Mustafa Çapanoğlu otururdu. Onun altında Sarıyer'in kaptanı Cengiz otururdu. Düşünebiliyor musun? Ve en tepemizde Yusuf Tunaoğlu otururdu. Ve futbolcu olmamda en büyük etken, en büyük nedenlerden biri mahallemizde Deli Çetin diye bir hocamız vardı. Kendisi zamanında Rize Spor'da kalecilik yaptı. Galata'da kalecilik yaptı. Dikili Taş'ın antrenörlüğünü yaptı. Bende onun emeği çoktur. Ondan sonra Fahrettin hocam vardır benim, Fahrettin Doğan. Beni Altın Mızrak aldı. Altın Mızrak kulübü sizin buradaydı. Ben Fındıklı mezunuyum. Sen bana bu adresi söylediğinde ben burayı ezbere biliyordum. Çok iyi. Anlatabiliyor musun? Ben Fındıklı'da büyüdüm ve İnan Üstad'ında kaşar ekmek ayran tat satıyordum. Peki hocam hep stoper miydin? Hangi mevkide? Her mevkide oynuyordum. Yani ben stopere sonradan alındım. Fener'e geldikten sonra. Libero'ya sonradan alındım. Esasında orta saha oynuyordum. Ortası. Ama Fenerbahçe'de inanın kaleci dahil oynadım. Sakarya maçında Aykut Yiğit'in penaltısını kurtardım. İkinciyi de kurtarıyordum ama kolumun altından kaçtı. Çamurlu bir sahada. Kaleci Yaşar oyundan atılmıştı. Arkasından Nurettin de atılınca kaleye Miço geç kaleye dediler. Ben geçtim. Yani böyle de bir... Kazandınız mı o maçı hocam? Vallahi ikinci maçta rövanşında kazandık. Rövanşında kazandık. Ya 2-2 bitti ya 2-1 bitti. Tam hatırlamıyorum. Vay vay. Hocam toprak sahalarda çok oynadın. Ah toprak sahalar deyince içim karıyor. Şimdiki sahaları gördüğüm zaman nasıl bu sahalarda top oynamıyorlar diye isyan edesim geliyor. Hocam hep topraktı ki. Yani şu İnönü stadı topraktı. Fener'e geldim. Fenerbahçe'nin stadı topraktı. Kaydım mı 250 gram et bırakıyordum. Böyle bir şey olur mu? Eve geldiğim zaman eğer çarşaf ayağın kanıyorsa, kalçan kanıyorsa döndüğün zaman yapışıyordu çarşafa. Annem şimdi kurtaracağım oğlum. Şimdi acını halledeceğim. Annem çarşafı alır yıkardı, sıkardı. Tekrar yaş çarşafı sayardı. Şimdi de yapışmaz oğlum derdi. Vay vay. Nur içinde yatsın. Allah razı olsun. Bunu anlatsan kimse inanmaz. Şimdi 2 tane fıs fıs sıkıyorlar. O yırtılan yere deri otomatikman kapanıyor. Deri geliyor yerine. Şimdiki teknolojiyle bizim o zamanki teknoloji arasında anormal fark vardı. En iyi topu Cemil Turan'dan Büyük Mehmet abimiz alırdı. Alparslan abi alırdı. Biz yırttık, kırdık, kenarları açılmış topları alırdık. Cemil abi topu dışarı atsa da saydırarak getirip ona versek diye 4 gözle beklerdik. Babam hep şey der, benim Türkiye'de izlediğim en büyük futbolcu Cemil Turan der. Yani devrinde hepsi efsaneler. Yani Cemil Turan, Büyük Mehmet, Alparslan Eratlı. Yani onlar da yatsınacak bir Lefter abi, bir Can Bartu. Ben onları Dalyan'da seyrediyordum. Yani kaliteleri belliydi o zaman. Pazar sabahları erkenden onlar maç yaparlardı. Ben kamptan kaçardım. DG istasyonunun yanında kamp binamız vardı. Onları seyretmeye giderdim. Yani herkes devrinde büyük futbolcuydu. Büyük futbolcuydu. Ama Cemil Turan aldığı zaman böyle bir uzarmış çok hocam. Çok süratliydi, çok kuvvetliydi. Bir de durur bir daha aynen şey yapar. Kimse deviremezdi. Boru gibi bacakları vardı. Yere çok sağlam basardı. Hatta Ömer Güven şey der. Bir gün Vefa'da oynarken Ömer abi o sağ bek oynuyor. Bir pozisyonda demiş ki ya Cemil abi senin dublörün mü var demiş ya. Bir yanımdaydı bir 15 metre öndesin. çok iyi futbolcuydu. Çok iyi futbolcuydu. Ya çok güzel fotoğraflar var hocam. Şu anda bakıyoruz. Şu gördüğün siyah beyazlar. Yani bu benim Altın Mızrak Kulübü. Türkiye olduğumuz sene. Yani bu 78 senesinde. 78 senesi. Altın Mızrak sizin buradaki yazıhanenize, ofisinize yakın. Set üstünde bir amatör takımımızdı.
Rahmetli Bülent hocamız vardı. O çalıştırıyordu. Öldü. Sonra Fahrettin abi bizi hepimizi A takıma aldı. Hepsi çok iyi futbolcuydu. Onlardan biri Galatasaray'da oynadı. Osman. Santrofor. Ortada Serdar vardı. Çok çok yetenekli bir oyuncu. Kaleci Sinan vardı. Yani hepsi çok değerli oyunculardı. Malzemeciler yok değil mi hocam o zaman? Yok hocam, malzemeci bizdik. Biz taşıyorduk muşları. Yani o zaman malzemeci yoktu. Formaları, şortları biz asıyorduk. Fenerbahçe'de böyle miydi hocam? Yok, Fenerbahçe'de vardı malzemeci. Malzemeci vardı. Tuncay abimiz vardı. Mesela dere ağzında çim yoktu hocam ilk zamanlar. Ne yapıyordun? Hiç yoktu hocam. Hiç yoktu. Yani 78, 70, kaç? 82'de Ömer Çavuşoğlu yaptırdı ilk çim sahayı. Ali Şen Başkan'ın şeyinden o zaman çim sahayı yaptı ama hep topraktı. Yani yağmur yağdığı zaman 4'te 3'ü su, bataklık olurdu. Cemil abi keskileri verirdi, çekişleri bizim elimize. Tavşan Mustafa, ben, İsmail rahmetli. 4 genç delik açardık sular gitsin diye. Şöyle biliyor musun? O sular, o deliği açtığın zaman zaten dere ağzı. Kurbağalı dere. Altı dereydi zaten. Evet. Hep pislik kokuyordu. Lağım kokuyordu. Biz o zamanların hamal topçularıydık. Bir de takım kötü gittiği zaman taraftar basıyor. Çok hocam yakın. Şöyle Luna Park'ın oradan giriyorlardı. Dövmeye geliyorlardı. Sopalarla, odunlarla. Yani dayak yedin mi hocam? Hocam yani o zaman küfür yiyordun. Dövmüyorlardı ama o zamanki taraftarlar çok farklıydı. Farklıydı. Yani onlar... formayı çok seven taraftar. Dövmeye gelmiyorlardı ama çok küfür ediyorlardı. Etsinler. Onlar da deşarj oldu. Haklılar. Fenerbahçe kötü gidiyorsa taraftar bağıracak kardeşim. Taraftar veli nimetimiz. Para verip gelip biz o taraftarın verdiği paralarla oynayan adamlardık. Kimse taraftara isyan etmesin. Şimdi sponsorlar var. Para buluyorlar. Reklam alıyorlar. Türkiye Futbol Federasyonu gelirlerden alıyor. TV'lerden alıyorlar. O zaman bunların hiçbiri yoktu. Zengin iş adamları cebinden veriyordu. Artı tribündeki gelen taraftarlardan aldığımız paralarla top oynuyorduk biz. Önceliğiniz formaydı değil mi hocam? Hiç para olmadı. Aynen öyle hocam. 16 sene bir fiil oynadım, bir tane formam yok. Hep şampiyon olduktan sonra abilerimize hediye ederdik. Ya bir tane formayı evde tut da müzeye koy. Ya şimdiki aklım olsa verir miydim? Vay 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 yani. Vay vay. Çok büyük paralar kazandın mı hocam? Yani aç değilim, açık da değilim. Ben kendime göre zenginim. Yani var 4-5 tane evim ama oğlumu okuttum, kızımı okuttum. Kimseye müdahalem yok. Ondan dolayı çok zenginim. Oğlum 2 üniversite bitirdi, kızım 2 üniversite, bir şirkette çalışıyor. Allah'a bin şükür. Oğlum da Fenerbahçe PAF takımın kaptanlığını yaptı. 15 kere genç milli oldu. Sonra bel kemiğini çatlattı. Bırakmak zorunda kaldı. Şimdi jimnastikçi bir torunum var, onunla uğraşıyoruz. Vay vay. Ve dün de gelinim bir kitap yazdı. Maşallah hocam. Hocam sıcak su falan da yoktu değil mi hocam? Yok hocam, nerede ya? Ben 1,5 sene bir kere Fenerbahçe kulübünde sıcak suyla duş almadım. Zaten şeylerle, talaşlarla ısınıyordu sıcak su. Ufak iki tane kazan vardı. Büyük Mehmet, Cemil abi, Alpaslan, Önder abi, Erol Tok'a girdim, sular bitiyordu. Sular bitiyordu. Tabii soğuk suyla yüzümüzü yıkıyorduk. Tekrar çamurlu şeylerin üstüne... pantolonlarımızı, gömleklerimizi giyiyorduk. Bir de para biriktirmek için Kadıköy'e kadar yürüyorduk. Bazen Üsküdar'a kadar yürüdüğümüz. Fenerbahçe'de oynarken. Tabii tabii oynarken sosisli ekmek yiyebileyim diye, Üsküdar'da alayım diye, sosis içinde hardalı turşusu olan sosisli ekmek yiyeyim diye yürürdüm. O kadar idman yapmışım. Bir de yürüyerek giderdim. Ya bunları anlatmak şey güzel, olsun güzel diye anlatıyorum. Güzel hikayeler hocam. İnsanlar bilsin. Bir de şimdi topçular. Şimdikiler de izlesin hocam. Yani şimdi oynayanlar. Şimdi bir transferde 5 tane daire alıyor. Son model cibe biniyor. Helal hoş olsun. Bilsinler ama o formanın hakkını versinler. Doğru. Doğru hocam. Cemil Turan hocam. Var mı anın? Vallahi Cemil abiyle anım ne olsun? Cemil abi bizi topçu olmuşuz. A takımımızda oynuyoruz. Bizi çalıştıran adamdı. Hiçbir şey diyemezdik. Tost getir, çay getir. Sahanın çamuru için delik aç. Cemil abinin askeriydi. Yani hiç de gocunmuyorum. Yani o zamanki abilerimin hiçbirine güzel. Hepsi pırıl pırıl abilerdi. Selçuk Yula. Yani Selçuk benim çıktığım sene geldi. Şekerspor'dan geldi. Efsane bir futbolcuydu. Erken yaşta kaybettik. Vallahi Nur içinde yatsın. Yani hakkını Fenerbahçe kulübü en fazla hakkı geçenlerden biridir. Kaleci Yaşar hocam. Yaşar abi Antalya'ya yerleşti. Yani abimiz, büyüğümüz. Var mı anı hocam hatırladığım böyle enteresan? Yani var. Şöyle gibi İngiltere maçı.
topu dışarıya diye vurun dedi. Kendi kalesine vurdu mesela. Hep anlatır Yaşar abi, dikkat et. Allah aşkına kaleye doğru suratını dönme diye hep makara kukara yapardı. Ama çok dünya beyefendisi. Şakayı kaldıran bir abimizdi. Çok severim kendisini. Veselovic hocam. Todor Veselovic 88-89 şampiyonluğu, 103 gol. Yani tanıdığım en düzgün antrenördür. İnsan futbolcu psikolojisini en iyi bilenlerdendir. İdman yaparken bir bakarsın Rıdvan'la ikisi kaybolurlar. Biz çift kaleye oynuyoruz ama yani Puşkaş Ergün rahmetli hocamız çift kaleyi yönetirdi veya Ömer Kener. Veselovic yok olurdu Rıdvan'la. Giderlerdi siyah beyaz televizyonda yarışı seyrederler. At yarışı. İkisi de atçıydı. Yarışı seyrederlerdi. Şaka gibi. Eğer kazandıysa ikisi de mutlu gelirlerdi. Mutlu gelirlerdi. Aynen öyle. Yani. Böyle bir antrenörle iki kere şampiyon olduk. Ama insan psikolojisini insandan bu kadar güzel anlayan bir insan görmedim. Kızardı Rıdvan'a Malboro içer diye. Haydi bir çocuk Cartier. Best sigara Cartier derdi. Malboro içmesin diye. Ya hocam 88-89'da şimdi topla tüfekle saldırıyordunuz hocam. Kimse yok. Bir orta sahada bir Turan Sofuoğlu biraz. Onun dışında Hakan Tecimer, Rıdvan, Oğuz, Aykut. Herkes forvet hocam. Herkes bir yabancımız vardı o kadroda. Schumacher. Schumacher. Başka kimse yabancı. Şimdi 17 yabancı var. Bütün maçları hatırlıyorum hocam. Top rakipteyken kimse koşmuyor. Siz defansa çok yalnızsınız. 5-1, 5-2, 3 kişi defans yapıyorduk hocam. Yani rahmetli Ergin 19. maç oynadı. 19. maç Konya'ya gidiyoruz. Nezihe abi dedi ki bugün formayı alıyorum senden dedi. Ergin sakatlandı. 19 maç Ergin mükemmel oynadı, Bursalı. Geçen ay öldü, hakkı rahmetine kavuşsun. Çok da düzgün beyefendi bir çocuktu. Nur içinde yatsın. Konya maçından sonra Nezih geldi yanıma. Nezih'le de çok anımız var. Mesela bir gol yediği zaman kayardı. Ayağını masör bizim Yusuf abiyi çağırdı. İğne yap derdi. Sahanın kenarında ayakkabısının üstünden iğne yaptırırdı kendini. Ya şovmendi. Ha tribünde de şey diyor, hani sakatlandığım için gol yedik. Aynen öyle. Ya. Ama yani Nezih bu. Ama iyi futbolcuydu. Yani iki tane stoperle şampiyon olduk ya. Arkalarında bendim, silip süpüreceğim. Şimdi Fener takımında 6 tane stoper var. En iyisini sattılar. Manchester'a gidiyor. Kim? Kim Mije? Yani satmamış olsaydı Fener belki şampiyon olacaktı. Yani Fenerbahçe'de o kadar çok şimdiki takımdan o zaman geçmiş ama şu an Fenerbahçe'de bir Rıdvan yok. Şu an Fenerbahçe'de bir Oğuz yok. Şu anki Fenerbahçe'de Aykut gibi işi bitiren bir karış parmağını kafasının üstüne koy, Van Basten olmazdı. Bana göre. Aykut olurdu. Doğru. O kadar iyi santrofordu. Hasan Vezir'in de çok katkısı var. Tabii orada Metin Aşık'ın devreye girip Hasan Vezir'i Rize'den alması Fenerbahçe'ye güç üstüne güç kattı. Biz savaşıyorduk. Onlar işi bitiriyordu. Hatırlıyorum yani. Hocam her maç 5-7. Yani 103 gol kolay değil yani. Hocam soyunma odasında Metin Aşık çantayı açar primleri verirdi. O takım şampiyon olmayacak. Hangi takım olacak ya? Yani? Tabii. Maçtan önce primi soramazdık biz. Ya zaten o 1 lira verecekse 1000 lira verirdi. Öyle bir adamdı. Nur içinde yatsın. O da öldü. Veselovic de öldü. Çok çok muhterem insanlardı. Ne güzel olur hocam. Hocam Fatih Terim. Milli takımda beraber oynadınız. Milli takım kaptanıydı. Zaman zaman da rakip olarak karşılıklı oynadık. Aynı yerde yazlık evlerimiz vardı. Fatih abinin bende yemeği çoktur. Rahmetli babasını cuma namazlarına götürürdüm. Bizim yazlıktayken. Bir telefonla 7500 biletimi sattı. Kime sattı biliyor musunuz? Kime? Mustafa Koç'a. Ayşegül Hanım diye bir sekreteri vardı Mustafa Bey'in. Toplantıdaydı. Beni hemen arasın toplantıdan sonra. Beylerbeyinde Fatih abinin yanındaydım. O zaman Sepp Piyonte'nin yardımcısıydı. Sana dedi bir kıyak yapacağım, unutmayacaksın bunu dedi. Hiç de unutmam, her zaman da söylüyorum. Nakkaştepe'ye yolladı Mustafa Koç'un yanına. 7500 biletimi aldı. Jübile maçı. Jübile maçı. 1000 liradan satmayı düşünüyorum. 3000 liradan aldı. Bir hafta sonra Balmuncu Koçbank'a gideceksin, paranı alacaksın dedi. Rahmetli babam dedi ki ya oğlum bütün biletleri vermişsin. Vermezsen ne yapacaksın parayı? Baba ne yapayım, verdim. Tekrar bilet bastırdım. 4 gün sonra Balmuncu Koçbank'a gittim. 7500 lira, 7500 tane bileti 3000 liradan parasını aldım. O paralarla oğlumu kızımı okuttum. Allah bin kere razı olsun. Nur içinde yatsın, o da öldü. Ve ben bu koça küfür ettim diye kovuldum.
Bunu söylemeyecektim ama mecburen söylüyorum. Ben koça küfür edebilir miyim? Koçun Ford'una, Renegade'ine binen adamın abisi 7500 biletimi satmış. İki tane yalancı şahit. Birinin adı Volkan Şen'dir. Beykoz Fenerbahçe futbol işletmecisi. Şu an oğlu Hulusi Şen. Fenerbahçe altyapısında kalecik. Şu an onları yöneten kaleci benden beraber ayrılmıştı. Şimdi gene altyapıda. Ve o kaleci Hulusi denen kaleciyi alma. Hocam bunun boyu kısa. Topuklarında koşuyor. Elleri ufak. Diyen kaleci hocası şimdi. İki tane kaleci hocası. Fenerbahçe altyapıda bu Volkan Şen'in oğlunu çalıştırıyor. İkincisi de Okan Yiğit. Beşiktaş'ta Kartal Yiğit'in babasıdır. Beykoz Fenerbahçe futbol okulu işletmecileri bunlar. Onun oğlu da Beşiktaş'ta stoper oynuyor. Mehmet Ekşi her 15-20 günde rakı içmeye götürür. İki yalancı yüzünden ben Fenerbahçe kulübünden etmediğim küfür yüzünden kovuldum. Keşke beni Aziz Yıldırım'ın adamı diye kovsaydı. Gurur duyardım. Ki adamıyım, inkar etmiyorum. Olmazsa olmazım Atatürk'tür. Olmazsa olmazım Aziz Yıldırım'dır. Ama hakkımı helal etmiyorum. Bu iki yalancı şahidi hakkımı helal etmiyorum. Ve yanlarında itirafçı var elimde. Yazılı beyan var. Mahkemeye sunuldu. Peki. Onun için o kadar acı bir şey ki. Ben polis zoruyla nasıl kovulurum ya? 767 müjdat diyorsun. Ne yapmışım ben? Maç mı satmışım? Kumar mı oynamışım? Ne yanlışım var? Polis mi geldi hocam? Evet polis geldi. Tesis müdürüyle beraber giremez. Sizem girerim. Sizem girerim. Ama girmeyeceğim. Ve oğluma, kızıma, eşime de söyledim. Ben öldüğüm zaman Fenerbahçe forması, bayrağı tabutumun üstünde olmayacak. Türk bayrağı. Ve şenlikle de caminden kaldırılacağım. O büyüdüğüm, o caminin içinde top oynadığım şenlikle de caminden kaldırılacağım. Malemin. Bu kadar kinliyim, bu kadar ahlıyım. Hiç hakkımı helal etmiyorum. Ali Koç'a da mı hocam? Kim, adı kimse, kim ne yanlış yaptıysa hakkımı helal etmiyorum. Bu kadar ne söylüyorum. Fitil fitil gelsin hepsinin başına. En acısı torunum bana diyor ki sen Ali Koç'a küfür etmişsin diyor. 12 yaşında ellerinizden öper bir kız çocuğu torunum var. Kim söyledi dedem sana bunu? Okulda Fenerbahçe kongre üyesi bir çocuk, babası kongre üyesi olan arkadaşım söyledi. Ne kadar kötü bir şey biliyor musun? Bir de ben Ali Bey'in anasını avradına küreci. Ki benim olmazsa olmaz tabularından biri anadır, biri hanımındır, eşimdir. Benim çocuklarımın anası. Ben küfür edebilir miyim ya Ali Koç'un anası? Kim? Ben değil. Türkiye'nin en büyük mafyası, en büyük kabadayısı edemez. Ve dere ağzındaki bütün her yere kamera sistemini ben kurdurdum. Aziz Yıldırım'dan 500 milyar para aldım. Çünkü UEFA istiyordu bizden. Her yere kamera, kaset şeyler var. Nerede küfür etsem hemen çıkarıp göstermeleri lazım. Gösteremediler ama. İki yalancı şahitle bilet kesildi. Hakkımı helal etmiyorum. Bu kadar ne sürdü? Sonra denk geldi. Fenerbahçe kulübüne değil. Bu iki yalancı şahide. İnşallah Allah öyle bir dert verir ki ben akıllarından çıkmayayım. Peki Ali Koç'la denk geldiniz mi hocam? Yok hocam hiç konuşmuyorum. Polis bir telefon açtı bana ben etmedim. Eğer yanındaysa gelin. Ama ben seninle çalışmayacağım zaten. Ben Aziz Yıldırım'ın ta kendisiyim. Çünkü kongrede sandık kolları başkanlığı yaptım. Ya, rengim belli. Ve ilk bırakan görevi benim. Sen beni 25. maddeyle kovamazsın. Ben Fenerbahçe'nin efsanesi ister kov bilet ister etme. Benden sonra İhsan Topaloğlu bıraktı. Orhan Zeki Ak bıraktı. Alaaddin Metin bıraktı. 4 kişiyiz hocam. Bir elin bir parmağını çıkar 4 tane kişi ilk bırakanlarız. İlk bırakan benim. Ama o kadar çok yanlışlar, o kadar çok çiğlikler var ki. Yani anlatsam sabaha kadar roman olur. Peki... Hocam ben hep şunu söylerim. Bir kulübün ya da bazı bireylerin, kişilerin, başkan, hoca vesaire üzerinde ah varsa başarı çok zor gelir derim. Bu ah var mı sizce? Ya olmamasına imkan var mı? Her çıkan beddua ediyor. Hocam bir atasözü var ya. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Benim etmediğim küfür duymuş mu? Diyor. Diyen doğru mu söylüyor? Soru işareti. Sen duymadığın bir şeye ben bana nasıl küfür edersin diye beni 25. maddeyle kovabilir misin? Duymuş musun? Birebir konuşuyoruz. Ben şimdi küfür ettiysem duyuyorsun sen. Sen ikrar edebilirsin. O yüzden mutlaka ki mutlaka her ayrılan beddua ediyordur. Etmemesine imkan yok ki. Hocam ben tarihi yazmışım ya.
16 sene ne demek ya? Tabii. Ne anamdan torpilim var ne babamdan. İşçi çocuğuyum ben. Emekçi çocuğuyum. Rahmetli annem çorbayı babamdan başladı ama annemin yediği küfürü kimse yememiştir. Önce çocuklardan başlayacaksın diye bağırdı rahmetli babam. Biz en kötü kuru ekmek yiyeceğiz derdi. Ben öyle bir babanın evladıyım. Hele ki bir anaya küfür edeceğim. Bir hanımına küfür edeceğim. Yok, benim lügatımda yok. Kimse de edemez ha, onu da söyleyeyim. Yani Ali Koç'a biri etse ben saldırırım. Bak şimdi konuşmadığımız halde saldırırım. Ana, avrat en önemli kavramdır. Bizde ama. Ben çünkü Kürt çocuğuyum. Elazığ Çemiş Gezekliyim ben. Evet, dinliyorum. Hocam bayağı duygusallaştın. Metin Aşık Hocam. Vallahi Metin abi, yani cümleyi nasıl kuracağım bilmiyorum ama benim için özel bir insan. Şöyle ki, Dikilitaş'ta oturduğum dubleks evi ve şampiyon olduğumuz sene BMW'yi, 316'yı BMW'yi, Kosipler'den BMW'yi aldı. Dikilitaş'taki dubleks daireyi aldı. Ondan sonraki sene gene şampiyon oldu. Şu an Zekeriyaköy'de oturduğum, Tansu Çiller Metin Aşık villalarında otururum. Oradaki villayı da Metin abi bana almıştı. Hakkını ödeyemeyiz. Allah gani gani rahmet eylesin. Hepimize çok parası geçti. Mezarına gittik, cenazesine gittik. Hakkımızı biz de helal ettik. Ama yani büyük insandı. Alişan. Ali abicim muhteşem bir insandı. Yani oturduğu zaman, kampa geldiği zaman beş dili aynı anda konuşabilen. Yani her maça bütün idarecilerin arabaları havaalanına gelirdi. Yani biz otobüse binmeden evvel Alişan Bey'e grubu, o grubun zenginlerinin hepsinin Mercedes'leri kapıda beklerdi. Önce Mercedes'ler önden giderdi, biz de arkasından otobüsle gelirdik. O da büyük bu kulübe büyük hizmetleri dokunan çok özel bir insandır. Hasta diyorlar, Allah inşallah şifa verir kendisine. Bodrum'da yaşıyor. Aziz Yıldırım Hocam. Aziz, o benim için olmazsa olmazlardan biri. Yani onun gibi bir liderle çalıştığım için, Aziz Yıldırım gibi bir büyüğün yanında çalıştığım için ve benim her istediğimi evet diyen bir liderdi. Yani hakkını ödeyemeyiz. Bir eksiğimiz oldu. Şöyle ki, akademiyi kuracaktık. Ve o akademiyi kurmak için her türlü imkanları yarattı bana. Ama başaramadık. Çünkü o akademiyi kurmak için Milan'a gittim, Juventus'a gittim, Bayern Münih'e gittim, San Paolo'ya gittim, PSV'ye gittim. Gitmediğim kulüp kalmadı. Yani Milan kulübünden içeriye giriyorsunuz, düşünebiliyor musunuz? 17 tane çim saha var. Sadece 3 tanesi A takımı. 10 tanesi altyapı hocaların, altyapı takımlarının. Dere ağzına giriyorsunuz, suni çimi ben yaptırdım Aziz abiye. Tartan pisti ben yaptırdım Aziz abiye. Sadece 5'te okuldan geliyordu çocuklar. Bir takım 5-7 antrenmana çıkıyordu. 7'den sonra ışıklar yanıyordu. Karbondioksitin bol olduğu zamanda işte 7-9, 9-11, 3 tane takım ve zaman zaman da bir sahayı yarıya bölerek orada idman yaptırıyorduk. Düşünebiliyor musun? O sahalardan oyuncu bulacağız A takıma da. A takımda önce Milan'daki oyuncu, Juventus'daki oyuncu 7 yaşında çim sahalan tanışıyor. Doğru. Ve kanserojen madde. Yani o suni çim dediğimiz, yaptığımız yerdeki granüllerin hepsi lastik, yok mu araba lastikleri, traktörler, onların parçalanmış hali. Granür. Kanserojen madde. Yani biz bu çocukları buradan yetiştireceğiz. Yarının geleceği olacak. Oğuz'u olacak. Müjdat'ta olacak. İmkanı yok. Ve kuramadık. Ve Aziz abi Tuzla'da 120 dönüm bir yer aldıydı. Ne oldu o bilmiyorum. Satıldı deniyor. Satıldı mı satılmadı mı bilmiyorum. Onun da tek hedefi oydu. Siyah çoraplılar akademisi 3 Temmuz akademisi yapacaktı orayı. Sonra ne oldu bilmiyorum. Aziz Yıldırım arıyor mu Fenerbahçe şu anda? Yani yeri doldurulmayacak bir insan bana göre. Fenerbahçe neyi yanlış yapıyor şu anda hocam? Hocam yani eleştirmek bize düşmez ama yani bir tane yanlışını söyleyeceğim. Bir iki tanesini söyle. Fenerbahçe antrenörü Fenerbahçe takımı oynarken ciklet çiğneyemez kardeşim. Ben Ali Bey'in yerinde olsam hemen kovarım. Böyle terbiyesizlik olur mu ya? Nasıl ciklet çiğner ya? Basın mensubunun önünde dahi ciklet çiğniyor ya. Nedir bu Arda kompleksi ya? Fenerbahçe kulübünün en yetenekli oyuncusu.
Neymiş? Gençmiş, kuvvetlenmiş. Ya ben 17 yaşında oynadım ya. 42 sene evvel. 42 sene evvel toprak sahalarda oynadım. Çivili ayakkabılarla oynadım. Ben o zaman kuvvetliydim de şimdi Arda mı kuvvetsiz? Gözlerini kapatan istediği yere top atıyor ya. Bu çocuk çıkarılır mı? 10 dakika kala Arda'yı çıkarıyor. Veya 10 dakika kala Arda'yı sokuyor. Yani değerlerine değer veremiyor. 6 tane stoper var diyorum. Kafa kafaya vur, 2 tane etmez. Oğuz Çetin hocam, inanılmaz bir maestro, virtüöz. Zeki, ahlaklı bir insan. Var mı ya, hocam hatırladığın bir anı böyle enteresan? Yok hocam, ben onların yani onların arasına girmezdim. Ben kendi dünyam. Sakarya grubu hocam. Yani öyle diyorlar ama o grup diye nitelendirmenin doğru olduğunu düşünüyorum. Ben onlarla beraber gezmezdim. Onların yanına gitmezdim. Onların kendi grupları vardı. Ya yani grup demeyelim bunu. Sen o takımın kaptanıydın. Tabii canım. Ben verdim zaten kaptanlığı. Ben bıraktım. Rıdvan'a verdim. Rıdvan da ondan sonra Oğuz'a bıraktı. Yani detaylı çok şeyler anlatmam lazım ama hiç gerek yok. Oralara hiç girmeyelim. Yani kaptanlığı mı aldılar yani hocam senden? Bir şeyler oldu. Bir şeyler döndü mü? Dönmemesine imkan yok. Şimdi ne diyorum yukarıda? Allah yukarıda mı, yanımızda mı, sağımızda mı, arkamızda mı? Nerede olduğunu kimse bilmiyor. Kimse, hep Allah'a bırakıyoruz, söylüyoruz ya lafın girişi. Allah'ın yanına gidip de gelen de yok ki bilelim yukarıda mı, sağımızda mı, solumuzda mı? Şah damarınıza daha yakın hocam. Allah, aynen öyle. Allah'a havale ettik. Bu kadar basit. Aykut Kocaman. Demin de söyledim yani bir karış boyu yüksek olsun Van Basten'dan daha iyi santrofordu. O kadar zekiydi ki anlatamam. Yani olmayacak yerlerde yaptığı bir plaselerle gol atıyordu. O kadar yetenekliydi. Unutamadığın maç hangisi hocam? Ya da maçlardan bir tanesi. Hocam 4-3 Galatasaray maçı. Ali Samiyen. 3-0 bir Ömer diye bir etçi bir arkadaşım vardı. Devre arası takım elbisesine iddiaya girdik. Pantolonu sana vereceğim, ceketi sana vereceğim, çorabı sana vereceğim, kravatı sana vereceğim. Galatasaraylı Kadem diye bir arkadaşımız vardı berber. Hep dağıtıyormuş. Maçtan sonra stat'tan kalkamamış. Stat'tan kalkamamış. Evet. Ve sonra bir soyunma odasına girdik. Miço bana 10 dakika 2 sene evvel şampiyon olduğumuz Müjdat'ı oynayacaksın orta saha. Pres yapacaksın. Bir gol atarsak biz bu maçı alacağız. Devre arasında söylediği laf bu. Öleceğimi bilsem oynayacağım. 10 dakikada 2 gol attık. Miço geri bana. Ve 4-3 yendik. 4-3. Vay 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 ne güzelmiş. Tony Schumacher hocam. Zaten yani bizim Galatasaray maçlarımızda hep ekstrem böyle bir şeyler. 4-4 var. Tabii. Yani 3-2 var. Bizden sonra 6-0 var. Ama sizin oynadığınız dönemde Fenerbahçe Galatasaray çok yeniyordu hocam. Yani çok ben 5 milyar 5 milyar hatırlıyorum. Rahmetli Nur içinde yatsın. Gene kaleci Aydın'ın Doktor Semih babayken Galatasaray maçını kaybeden Fenerbahçeli olamaz derdi. Öyle yetiştirdiler bizi. Ya bizim için Galatasaray maçı çok farklıydı. Ha Galatasaray köklü bir camia, şampiyon oldular, kendilerini kutlarım. Ama yani bizim olmazsa olmazımız Galatasaray'ı yenmemiz lazım. Senin var mı hocam Galatasaray golün? Var hocam, şu mağara attım kupa maçında bizim Fenerbahçe stadında. Rauş izlemeye gelmişti maçı. Miço şut diyormuş yukarıda. Ben de sanki onu duyar gibi vurdum. Gol oldu. Simović'e attın. Simović'e. Tony Schumacher hocam. Var mı anın? Aslında bu tür şeylerin de anlatılmasını istemiyorum ama var tabii. Yani Fenerbahçe Kulübü'nün hocam, sarı lacivert renklerini öğreten adamım ben. Schumacher'e. Ve Fenerbahçe Kulübü gene Aziz Yılmaz abimiz çiçek yaptırıp evine özür diletti bana. 4-0 galibiz. İsmail Kartal penaltı yaptı. Şimdi koyacaklar diye elimle işaret. Yani koyacaklar anlamında. Yani kurtarsın anlamında. Gaza getiriyorsun onu. Gaza kurtar diye. Abi golü yedi delirdi. Delirdi. Soyunma odasında beni gırtlağımdan havaya kaldırdı. Sonra biz Beşiktaş'ın çocuğuyuz ya. Yani ben itlerin bitlerin kabadayıların içinde büyümüş bir adam. Söylese kaldırdı ne oldu hocam sonra? Sonra Allah ne verdiyse. Kafasını gözünü kırdım. Soda şişesini kırdım. Aziz abi aldı beni. Bizi şey zannediyor yani ufak tefek karamışlar sepeti falan zannediyor. Sonra sen özür dilemeye gittin çiçekle. Evet. Sonra Schumacher'e sana bakış açısı nasıl oldu hocam? Hocam ben zaten o zaman ya edersin yani belimde silahla gelen adam. Ya çok iyi ya. Yani avcıydım. Mehmet abiye tüfeklerimi getiriyordum temizletten. Ya inanılmaz. Yani. Çok çekinirler miydi hocam senden? Yok ben kabadayı değildim ki yani kendi şeyinde kendi yağından kavrulan çalışan.
Yani gençlere bir şey yaptın mı hocam? Hiyerarşi yaptın mı? İşte geç duşa girersiniz otobüste. Benden sonra gelen gençlerin hiçbiri benim gibi beklemedi. Hence onların girmesi için hep çaba sarf ettim. Çaba sarf ettim. Yani sen yardımcı oldun. Tabii tabii girin. Ama tabii sistem değişti. Depolar çoğaldı. Sıcak su elektrikten ısınıyordu. O zaman talaşlan diyorum sana. Doğru. Ya dere ağzında lodos fırtına olduğu zaman biz ağaç toplardık. Kalas toplardık. Şeref abi onları biriktirirdi, kuruturdu yazın, keserdi, kırardı. Onlarla sobalarımız sıcak suyu veya soyunma odasında kömür sobamız vardı. Onlarla yakardı Şeref abi. Şeref stadında fareler gezermiş. Var mıydı evet, derasında kedi, hocam? Vardı hocam. Kedi gibi fareler vardı. Evet. Ben Muş'un üstünde çift idman olduğu zaman Muş bilir misin nedir? Yok hocam. Çuval gibi böyle bir şeydir. O Muş'ların üstünde yatardım. Şeref abiye Allah uzun ömür versin yaşıyor. Köyüne yerleşti o. Şeref abi 10 dakikada bir ne olur gel bak. Ha fare gelmesin. Tabii fare gelmesin. Gidecek yerim yok. Kamp yerimiz yok o zaman. İki idman arası. Beşiktaş'a gitsem tekrar bir dönmen saat lazım. Yol bir saat geleceğim. O Muşların üstünde uyurdum ben. Vay vay. Ya. İsmail Kartal hocam. Ya İsmail enteresan bir kardeşimizdi. Yani İngiltere maçı. Nerede? Şeyde. Yeşilköy'de. Ondan sonra. O zaman soyunma odalarında kızacak şimdi İsmail Kartal ama kızsın yani hiç sıkıntı değil. Böyle abajurlar vardı tek ayaklı. Gecenin bir saati çünkü İngiliz takımı da o zaman bela bir takım. 8 tane. Lineker'le John Barnes'ı takımı hoş. Tabii Barnes var, Lineker var, şey var. Gascoigne. Hatelin var, Gascoigne var. Ondan sonra Simpson var, sol bek, Steven var, Zenci sağ bek, yani Hoddle var. Yani var da var ya. Ondan sonra gece saat 3.30'da Arap İsmail aldı abajuru. Tırr tırr. Oğlum ne yapıyorsun lan yarın maç var ya. Yat lan yat düşmanlar geldi. İngilizleri düşman zannediyordu. Ertesi gün 8 oldu. Tabii ben durur muyum? Sabahleyin kahvaltıya indik. Herkese anlattım. Oradan kenardan bağırıyor Cem abi, öbürü bağırıyor. Tırr tırr başladı tabii. Bana hemen sen bağırıyor sen. Senin için geçiyor gidiyor hocam. Geçiyor. Sen geçmiş yani. Rıdvan Dilmen hocam. Ya Rıdvan kendine has bir kardeşim. İyi futbolcuydu. Çok sakatlandı. Kendi yani bakmadı kendine. 1,5 sene oynadı hocam. Yani o performansı 1,5 sene gösterdi. Yani çok zekiydi, çok akıllıydı ama aklı başka yerlere çalışıyordu. Yani kumarı çok seviyordu. Evet. Sigarayı çok seviyordu. Yani aslında kendine bakmış olsaydı Fenerbahçe'de değil de yurt dışında bir takımda oynardı. O kadar yetenekli, çok, yetenek. Çok akıllıydı, çok zekiydi. Veselinovic ona kızardı Malbora içiyor diye. Süleyman Sebo hocam. Süleyman abi malimizin büyüğü. Yani nur içinde yatsın. Kendisini çok severim. Bayram sabahları kahveye beyaz peynirle simitle gelirdi. Mahallenin büyükleri onun etrafında otururlardı, onu dinlerlerdi. Rahmetli anneme Şükran diye bağırırdı, apikten git şey al, paça al, şikembe al, akşam gelirken alacağım da. Annem ona şikembe yapardı. Vay vay vay. Yani annemi çok severdi, kızı gibi severdi. Tabii o zamanki şimdiki paçalar tertemiz. Annem onları tütsülerdi, cımbızla çekerdi. Paçaların üstünde kıllar vardı. Evet. Süleyman abi onları görmesin, yemesin diye. Saatlerce temizlerdi rahmetli anne. Annemi çok kızı gibi severdi. Mahallemizin büyük abilerinden biri. Yani gerçek peki, efsane. Peki, Aziz abi de hastalandığı zaman her gün hemen hemen gidip ziyaret etti Fulya'da. Peki hocam seni Beşiktaş'a almadığına pişman oldu mu sonra? Yok olmadı. Yani belki ben istemedim. Belki de oldu söylemedi. Belki. Yani Fenerbahçe'yle düşman olmam. Sen oranın evladısın diye söylediler. Mahallenin abileri söyledi ama ben gitmezdim. Ben çünkü yani orada başlamışım, orada bitireceğim. Yani Beşiktaş'ın çocuğu olmak beni hiç huzursuz etmedi ki. Fenerbahçe bütün arkadaşlarım önce, zaten oradaydı. Fenerbahçe gitmeden önce peki düşünmüş mü seni almayı? Hasan Tutaş rahmetli aldı. Üstü Çil geldi diyorum. Üstü başında Çil, anlattım. Aha, aldım. O evet. Şey yaptı. Yani Üstü abi gelmemiş olsa Beşiktaş'ta belki müjdat olacaktı. Beşiktaş'ta müjdat olacaktı. Çok güzel hocam. İlyas Tüfekçi'yle de oynadın hocam. Oynadım. Yani o da geldiği sene çok faydası oldu. Hatta benim 5'e attığım golden sonra kaleci Yaşar abi bir elinden top kaçırdı. Necdet abi attı. Arkasından Şeker Bogoviç. Beraberlik golünü İlyas Tüfekçi attı. 2-2 kalarak şampiyon olduk.
Yani İlyas çok muhterem insandı, iyi futbolcuydu. Allah şifa versin, rahatsız biraz. Allah sağlık versin inşallah. Tanju Çolak'la da oynadın hocam. Oynadım yani, o da bizim golcülerimizden biriydi. O da geldi, hizmetini yaptı, gitti. Var mı hocam anı? Yok. Yok. Yani ben onların yanına fazla girmeyen, ben kendine has. Şumayel tek kalırdı, ben tek kalırdım. Yani ben hiçbir çocukların, hiçbir arkadaşın odasına gitmezdim. Sadece yemek ve yürüyüş. Şumayel dışında kimle kavga ettin hocam? Var mı öyle kavga ettin? Vardır. Hocam yani... Vardır. Yani ama hatırlamıyorum. Ama Abdülkerim'e bağırdığımı hatırlıyorum. Abdülkerim'e saldırdığımı hatırlıyorum. Abdülkerim malzemecilere para topluyordum, vermiyordu. Verdi. Vermek istemiyordu. Ben de muhasebeden gidip kestiriyordum. Geceliğin ama barlardaki tuvaletçi kadınlara, kolaycı kadınlara veriyorsun. Evet, bizim burada kilodumuzu yıkayan, şortumuzu yıkayan malzemecilere vermiyorsun. Ben de gidiyordum muhasebeden kestiriyordum. O da niye kestiriyordu diyordun? Kestiriyordu. Hakkını alıyordu. Hakkını alıyordu. Yani söylemeyeyim detayını da. Jübile maçı hocam, helikopterle indin. O günle alakalı neler söylersin? Barcelona'ya getirecekti Ali abi, söz verdi ama bir şekil oldu, getiremedi. Ondan sonra Allah razı olsun Sefa abi kırmadı. Mustafa Denizli ile ikisi Kocaelispor getirdiler. Şu gördüğünüz helikopter önce Ali abi getirdi bunları. Önceki helikoptere binemedik. Büyüktü. İnemem buraya dedi. Tekrar telefon etti. Ufak helikopter getirdi. O yanındaki delikanlı, sarışın delikanlı Selim abinin kucağından inecek şimdi, alacak. Ben iniyorum, orada görünüyor. Benim oğlumdur, 39 yaşında. O da Fenerbahçe PAP takımında oynadı, demin de söyledim. Şimdi çocuğu var işte. Jimnastik yaptırıyor. Bir şirketin şeyi çalışıyor orada. Görüyor musun ne kadar, evet, seneler şey geçiyor. Vay vay, yani ne güzel anılar. 95 hocam. Senesi, 95, 2023 kaç sene olmuş? 28 mi? Evet hocam. Şadan yani. Kalkan'la ve Selim Soydan'la beraber. Aynen, rahmetli oldu Şadan abi de. Dünya beyefendisi. Oğuz Çetin geldi. Oğuz Çetin geldi. Geçiyor hocam seneler ve taraftarıma teşekkür ediyorum. Kulübüme ve taraftarıma teşekkür ediyorum. Yani kestane Müjdat'la röportaj yapmıyorsun. Gerçek efsaneyle hocam yapıyorsun. Hocam bilmez miyim hocam? Hocam bilmez bu mi? Efsane polisle kovuldu. Bu ayıp yeter bu camiye. Bu taraftara. Maalesef hocam. Maalesef. Var mı hocam son olarak söylemek istediğim bir şey? Hiçbir şey istemiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sana olan borcumu ödediğim için hocam, çok mutluyum. Yani ben bir psikolog Şeyma diye bir kızımızla röportaj yaptım. İkincisi de sensin. Çok teşekkür ederim. Ya zaten yapmayı düşünmüyorum. Yorumculuk da yapmak istemiyorum. Antrenörlük de yapmak istemiyorum. Tamamen kendi düzenimde, kendi hayatımda. Emekli. Kedim var, köpeğim var. Kuşlarım var, bana yetiyor onlar. Maşallah hocam. Yani insandan daha değerli benim için. Ve telefonumda, şu gördüğün telefonumda 1700 kişi vardı. 600 kişi kaldı. Herkes her geçen gün azalıyor. Azalıyor. Ama evet. Beni silme hocam. Yok. Seni silmem. Seni silmem. Arada konuşalım, çok, sohbet çok edelim hocam. Çok teşekkür ediyorum beni konuk ettiğin için. Estağfurullah hocam. Her şey gönlünce olur inşallah. Senin de hocam. Daha güzel yerlerde, daha güzel efsane futbolcularla, daha güzel programlara imza atarsın. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Fenerbahçe'nin efsanelerinden Müjdat Yetkiner'le gerçekten çok güzel bir söyleşi yaptık. Çok keyif aldık. Çok eğlendik. Hiç bilmediğimiz konuları, detayları, hikayeleri, anıları kendisinden dinledik. Gelecek hafta yeni konularla, yeni konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın efendim.